İslam'a göre millet Gerçekte din ve millet bir değildir. Birinin başka, öbürünün başka tanımı vardır. Gelin görün ki, İslam'a göre dinle millet aynı şey. Biri neyse öbürü de o. Millet sözcüğü Kur'an'da 15 kez geçer. Bunların tümünde de din anlamındadır. Örneğin bir İbrahim'in milleti deyimi yer alır. İbrahim'in dini demektir. Yahudilerin, Hristiyanların milletlerinden söz edilir dinleri anlatılmak istenir. Ataların milleti konu olur. Ataların dini amaçlanır. Ünlü Kur'an yorumcusu, dil bilimcisi İsfahanlı Ragıp, temel kaynak kitaplarından olan El Müfredat adlı kitabında şöyle der. Millet de gibi, Tanrı'nın kulları için peygamberlerinin dilleriyle Tanrı'nın güvencesinde olsunlar diye yasalaştırdığı şeyin ismidir. Yalnız Ragıp, milletle din arasında şöyle bir fark olduğunu söylüyor. Tanrı'nın dini deyimi var. Ama Tanrı'nın dini anlamında da olsa Tanrı'nın milleti deyimine rastlanmıyor. Buna karşılık falanca peygamberin milleti denebiliyor. Falanca peygamberin dini denebildiği gibi. İkisi de aynı anlamda. Kur'an Muhammed'i ve Müslümanlarını İbrahim'in milletinde yani onun dininde göstermekte. Birçok yerde. Muhammed'e, biz yalnızca İbrahim'in milletine bağlıyız denmesi gerektiği bildiriliyor. Ayrıca İbrahim'in milletinden uzaklaşmayı bir beyinsizlik olarak niteler Kur'an. Bakara suresinin 130. ayetinde. Buna uyarak Müslüman Türkler de kendilerini İbrahim milletinden saymışlardır. Atatürk'ün Türk toplumunu gerçek anlamıyla millet yapma yoluna gittiği dönemlere değin, bu ülkede İbrahim'in milletinden imdenmesi gerektiği söylenmiştir. Selçuklularda, Osmanlılarda böyle olmuştur hep. Çocuklara ders verilirken, din ve millet bir midir, ayrı mıdır diye soru sorulmuş, cevabının birdir olması gerektiği anlatılmıştır. Bu soru ve cevap ilmi hallerde de yer almıştır. İstenen karşılık alınamayınca dersten ve sınıftan geçirilmemiştir öğrenciler. Bugün din öğrenimi veren okullarda, Kur'an kurslarında dinle milletin bir olduğunun, Müslüman olan her Türk'ün de İbrahim milletinden olduğunun öğretildiğinden kuşku duyulmasın hiç. Dahası, layık sayılan okullardaki din ve ahlak derslerinde de bunun böyle öğretildiğine kuşku yok. Çünkü Kur'an öğretiliyor, hadis öğretiliyor, fıkıh öğretiliyor. Bunların hepsinde de bu durum böyle. Gerçekte Araplardan başkalarının kendilerini Müslüman saymaları şaşılası bir olaydır. Nedenli yorum yapılırsa yapılsın, gerçek o ki yalnızca Araplara seslenmekte Kur'an. Araplardan başkasını muhatap almamakta. Ayetlerin açık anlatımları buna tanıktır. Dahası Kur'an başlangıçta Arapların tümüne de seslenmemiştir. Enam suresinin 92. ve Şura suresinin 7. ayetlerine göre Kur'an'ın seslendiği kesim Mekke ve çevresidir. Bu ayetlerin Diyanet'in resmi çevirisindeki anlamı şöyle. Bu indirdiğimiz Kur'an kendisinden öncekileri doğrulayan, Mekkelileri ve etrafındakileri uyaran mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar buna inanırlar. Namazlarını da kılmaya devam ederler. Enam Suresi 92. Ayet Ey Muhammed! Böylece şehirlerin anası olan Mekke'de ve çevresinde bulunanları uyarman, şüphe götürmeyen toplanma günüyle uyarman için sana Arapça okunan bir kitap vahyettik. İnsanların bir takımı cennete, bir takımı da çılgın alevli cehenneme gider. Şura Suresi 7. Ayet Böyleyken Araplardan başkalarının Müslüman olmalarına şaşılmaz mı? Fetihler olmasaydı bu şaşılası durum belki de hiçbir zaman gerçekleşmeyecekti. Türklerin Müslümanlığı ayrıca üzerinde durulacak bir durum. Muhammed'in ve Arapların Türklere nasıl baktıklarını değerli aydın bilim adamı Profesör Doktor İlhan Ersel Arap Milliyetçiliği ve Türkler adlı kitabında çok açık biçimde anlatmaktadır. Kur'an'da İslam'ın bütününde dinle millet, daha doğrusu İslam şeriatıyla millet eş anlamlı olunca, dinci kesimin milliyetçiliklerini, milliliklerinin ne anlama geldiğini anlamak zor olmasa gerek. Ülkemizdeki İslamcıların milli görüşü, Türk toplumunun ulusal görüşü değildir. Şeriatçı görüştür. Buna hiç kuşku yok. Bu görüşün sahiplerine hangi millettensiniz diye sorulduğunda, eğer çekindikleri bir yan yoksa, ortamı elverişli buluyorlarsa kesinlikle şu cevabı vereceklerdir. İbrahim Aleyhisselam'ın milletindenim. Bu arada Türk ve İslam sentezcilerine ne demeli? Büyü ve Muhammed'in büyülenmişliği İslam'da hurafe yoktur derler. Oysa var olduğu bir gerçek. İşte bir örnek. İslam'da büyü ve büyüyle insanların etkilenebilecekleri inancı vardır.'' hem de Kur'an'da ve en sağlam kabul edilen hadislerde. Bakara suresinin 102. ayetinde Babil'de Harut ve Marut adlı iki meleğe gökten büyüyle ilgili bir şeyler indirildiği, bu iki meleğin büyüyü öğrettikleri, öğretilen büyüler arasında karı kocayı birbirinden ayıracak türden olanların da bulunduğu anlatılmakta. Ayetin anlamı şöyle. Süleyman'ın krallığına ilişkin olarak şeytanların söylediklerine uydular. Oysa Süleyman kafir olmadı. Ama şeytanlar kafir oldu. Çünkü insanlara büyü öğretiyorlardı. Ve Babil'deki iki meleğe Harut ve Marut'a indirileni. Bu iki melek de biz fitneyiz, kafir olma demedikçe kimseye büyü öğretmiyorlardı. İnsanlar bu iki melekten karı kocayı ayıracakları türden büyü öğreniyorlardı. Onlar Tanrı'nın izni olmadan kimseye zarar veremezler.'' kendilerine zararı olan, yararı olmayan şeyler öğreniyorlardı. Kesinlikle bildiler ki onu satın alanın ahirette bir payı yoktur. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kadar kötüdür. Bakara Suresi Ayet 102 Babil'de büyü öğretmenliği yaptıkları bildirilen Harut ve Marut adlı iki melek, büyüyü öğrettikleri herkese, biz fitneyiz, kafir olma diyorlarmış. Yani uyarıda bulunuyorlarmış. Fitneye sınav anlamı verilir ve buna dayandırılarak iki meleğin ''Biz sınav olarak gönderildik.'' demiş oldukları ileri sürülür. Aslında fitne bir şeyin iyi kötü yönüyle ortaya çıkması demektir. Buna göre büyü öğretmeni iki melek ''Biz birer gerçeğiz.'' demiş oluyorlardı. Her neyse önemli olan iki meleğin büyü öğrettiklerinin açıkça anlatılıyor olması ve öğretilen büyüler arasında karı kocayı ayıracak türden etkili olanların da bulunduğunun açıklanması. Bu arada büyünün etkisi hangi türden olursa olsun Tanrı'nın dilemesine bağlanıyor. Ama bunun önemi yok. Çünkü bu büyünün resmen tanındığı ve etkisinin var olduğunun kabul edildiği gerçeğini değiştirmiyor. Felak suresinin 4. ayetinin anlamı şöyle. Ey Muhammed Düğümlere çokça üfüren büyücü kadınların kötülüğünden de Tanrı'ya sığınırım de. Görülüyor ki Tanrı Muhammed'e, dolayısıyla Müslümanlara, büyücü kadınların yapabilecekleri büyülerle başlarına getirebilecekleri kötülükten kendisine sığınmasını buyuruyor. Demek ki bu ayette de büyü ve büyünün etkisi kabul ediliyor. Muhammed'e büyücülerin kötülüğünden Tanrı'ya sığınması buyurulur. Ama hadiste anlatıldığına göre Muhammed, yine de kendini kurtaramıyor. Büyünün zararından kurtulamıyor. Hadiste kendisine büyü yapıldığı ve hastalandığı anlatılıyor. Buhari'nin de yer verdiği bir hadiste Muhammed'in karılarından Ayşe şunları anlatmakta. Peygamber'e büyü yapılmıştı. Öylesine ki peygamber yapmadığı şeyi yaptığını sanıyordu. Sonunda bir gün dua etti. Bir daha, bir daha dua etti ve konuştu. Ayşe biliyor musun Neyle iyileşeceğimi Tanrı bana bildirdi. İki kişi, iki melek, Cebrail ve Mikail geldi bana. Biri başucumda, öbürü ayakucumda durdu. Biri diğerine, bu adamın hastalığı nedir diye sordu. Öbürü, buna büyü yapılmış diye karşılık verdi. Berik'i sordu, bu adama kim büyü yaptı? Öbürü karşılık verdi, Asamoğlu Lebip. Berik'i sordu, büyü nasıl yapılmış peki? Öbürü karşılık verdi bir tarakla saç ve sakaldan alınan kıllarla yapılmış ve erkek hurmanın kurumuş çiçek kapçığıyla. Beriki sordu, büyü nerede yapılmış? Öbürü karşılık verdi, zervan kuyusunda. Peygamber çıkıp kuyuya gitti, sonra dönüp geldi ve şunları söyledi. Ayşe, kuyunun yanındaki hurma ağacının uçları şeytan başları gibi.'' Hadiste peygamberin büyünün etkisinden Tanrı'nın verdiği şifayla kurtulduğu anlatılmakta. Bu durum karşısında şöyle sorulabilir. Peygamber Felak suresindeki uyarıya kulak asmamış mı acaba? Yani büyünün başına bir kötülük getirmesinden Tanrı'ya sığınmamış mı? Yoksa Tanrı'ya sığınmış da büyünün etkisi karşısında onun Tanrı'ya sığınmasının etkisi bir işe yaramamış mı? Yukarıdaki ayet ve hadislere ve benzeri kanıtlara dayanarak İslam ulemasının cumhurunca büyünün etkisinin gerçek olduğu savunulur. Kurban. Adem'in iki oğlu vardır. Kabil ve Habil. Birincisi çiftçi, ikincisi koyun çobanı. Efendiye yani Tanrı'ya birer kurban sunma yoluna giderler. Çiftçinin kurbanı ne olabilir? Kuşkusuz tarım ürünlerinden. Ve çiftçi bu tür bir kurban sunar. Çobansa sürünün ilk doğanlarından ve yağlılarından getirip koyar. Tanrı, çobanın kurbanına bakar. Yani kabul ettiğini gösterir. Çiftçininkine ise hiç bakmaz. Yani bu kurbanı kabul etmediğini belli eder. Bu hikayenin anlatıldığı Tevrat'ta daha sonra duruma içerleyen çiftçinin, yani Kabil'in, kardeşi çoban Habil'i öldürerek hıncını aldığı yazılmakta. Sonra Efendi Tanrı kendisine sunulan kurbanın özürsüz olmasını ister. Bu da İslam'a geçmiştir. Yani Efendi Tanrı sunulan kurban ilk doğanlardan olursa bunu daha çok beğenir. Tevrat'ta bu özellikle anlatılmakta. Kabil'in kurbanını neden kabul etmediği ve Habil'inkinin neden kabul edildiği İncil'de şöyle anlatılıyor. Habil, Tanrı'ya Kabil'den daha iyi kurban sundu. Demek ki Efendi Tanrı'nın istediği koşullara uygun olan kurban, Habil'in kurbanıydı. Kan vardı. Kurban en iyisindendi ve ilk doğandı. İyi ama Efendi Tanrı zavallı çiftçinin sunduğu kurbanı niye kabul etmemiştir? Anlatılmak istenen şu olmalı. Birincisi, çiftçinin kurban olarak sunduğu tarım ürünü belki de turfanda, yani ilk yetişen türden değildi. Oysa kutsal kitapta efendi tanrının hep turfanda türünden ürün istediği yazılmakta. Efendi tanrının beğendiği bu. Ayrıca Kabil'in sunduğu kan değildi. Sunulan kurbanın da daha çok kan olmasını ister. İslam'a da geçmiştir bu. Dahası kurbanda kan dökülmesi vazgeçilmeyecek bir koşuldur. O denli ki tüm fıkıh kitaplarında anlatıldığına göre kan akıtılmazsa kurban caiz olmaz. Kurban Bayramı'ndaki kurban şöyle tanımlanır. Koşullarının oluşması durumunda Tanrı'nın yakınlığını sağlamak amacıyla belirli günlerde, belirli yaşta kesilen yani kanı akıtılan belirli hayvandır. Her adımda kurban. Anadolu'da yeni evlenen çiftlere kurban kesilir. Çiftler kurbanın üzerinden atlarlar. Kanlarını da alınlarına sürerler. Nedeni evliliklerinin mutlu geçmesi kan akıtmak uğur ve mutluluk anlamına geliyor. Yağmur yağmadığı zaman cuma günleri duaya çıkılır ve kurban kesilir. Yağana kadar bu olay tekrarlanır. Toplumumuzda her önemli gelişmeye kurban kesmek eski bir gelenektir. Yeni bir araba mı alındı? Hemen kurban kesilir. Araba kanın üzerinden geçer. Uğur sayılır. Devlet büyükleri de kurbanla karşılanır. Fabrika ve yeni iş yerleri açıldığında Çocuğu olmayanların kutsal yerleri ziyaretlerinde, futbol takımlarının sezon açılışlarında, adı üstünde Kurban Bayramı'nda ise hayvan kesimi katliam boyutlarına ulaşır. Kurban kesmenin kökeni nerede? İslami bir gelenek mi yoksa daha eski çağlara mı uzanıyor? İlk doğanın Tanrı'ya kurban edilmesi çok eski bir gelenektir. Kur'an'dan okuyalım. İşte biz İbrahim'e uslu bir oğlan müjdesi verdik. Çocuk doğup büyüdü. Çocuk kendisiyle birlikte yürüme çağına erişince babası, ''Oğulcuğum, düşümde seni kesiyor olduğumu gördüm. Bir düşün, ne dersin?'' dedi. Oğlan da, ''Baba, sana buyrulanı yap. O zaman Tanrı dilerse beni sabredenlerden bulursun.'' diye karşılık verdi. İkisi de boyun eğince ve babası onu alnı üzerine yatırınca bir seslendik ona. ''Ey İbrahim, düşünü doğruca yerine getirdin.'' Biz iyi davrananları işte böyle ödüllendiririz. Apaçık bir denemeydi bu kuşkusuz. Biz kurtulmalık video olarak ona büyük bir kurbanlık verdik. Saffat suresi 101 ve 107. ayetler. Bu ayetlerde anlatılan öyküye göre özet olarak şunlar olmuş. 1. İbrahim bir çocuk istemiş Tanrı'dan. Şöyle akıllı, uslu olsun ve de oğlan olsun. 2. İbrahim'in dileği kabul edilmiş. Bir oğlu olmuş. 3. Ne var ki bu ilk oğlanı kurban olarak kesmesi gerekmiş. Çünkü Tanrı'dan böyle bir buyruk almış hem de düşünde. 4. Oğlan biraz büyüyünce babası düşünü açmış. Oğlan da kesileceğini ama bunun bir Tanrı buyruğu olduğunu anlayınca babasına buyrulanı çekinmeden yapmasını söylemiş. 5. Ve İbrahim kesmek için oğlanı yüz üstüne yatırmış, kesecek. 6. İşte tam o sırada Tanrı İbrahim diye seslenmiş. Oğlunu kesmemesini söylemiş. Düşünde gördüğüne bağlı kaldığını, sadakat gösterdiğini anlatmış. Bu bir denemeydi demiş. Ve yedi. Gökten bir kurbanlık göndermiş. Büyük bir kurbanlık. Şimdi akla gelen sorulara bakalım. İbrahim çocuğunu kurban etmek, kesmek için bir düşü nasıl kanıt saymıştı? Bunun Tanrı'dan olabileceğini nasıl düşünmüştü? Bu oğlanı bir armağan olarak veren Tanrı ise nasıl olur da yatırıp kesmemi buyurur? Böyle armağan olur mu? Tanrı'nın amacı armağan vermek mi, cinayet işletmek mi diye neden düşünmemişti? Burada olduğu gibi başka konularda da, Kur'an'da, Tanrı'nın insanları denediğinden söz edilir. Tanrı'nın denemeleri kime karşı, niçin, bir şey öğrenmeye ya da kanıtlamaya ihtiyacı mı var? Bir başka kişi de düşünde gördüğünü bir kanıt sayarak İbrahim'in tutumunu gösterirse ne olur? İbrahim'in öyküsüyle buna yol açılmış olmuyor mu? Hemen belirtmeli ki bu yola giden Müslümanlara rastlanmıştır. Tanrı İbrahim'e düşte de olsa oğlunu kesmesini gerçekten buyurmuş da sonradan buyruğunu geri mi almıştır? Böyleyse tanrılıkla bağdaşır mı bu? Tanrı İbrahim'e çocuğunu kestirmeyeceğini bildirirken Oğlanın yerine bir kurbanlığa neden gerek görmüş? Bir başka canlıyı kurban etmek niye ya da bunun için bir kurbanlık yaratıp göndermek? Akla gelebilen ama karşılıksız kalan sorulardır bunlar. Ayetlerden anlaşılan o ki ilk doğan oğlanın Tanrı'ya kurban edilmesi biçimindeki eski inancın bir yansıması var burada. Kurandaki öykünün kaynağı kuşkusuz Yahudi kaynakları ve en başta da Tevrat. Aynı öykü Tevrat'ta da anlatılıyor. İbrahim'in çocuğunu kurban olarak sunmaya götürmesinden söz edilmesi bir durumu daha yansıtmakta. Bu dinlerde insan kimi durumlarda maldır. Örneğin köle sahibinin malıdır. Karı kocanın malıdır. Çocuk da babanın malıdır. İbrahim'e çocuğunu kurban etme yetkisinin verilmesi bundan. Muhammed, ben iki kurbanlığın oğluyum der. Muhammed'in böyle dediği aktarılır ve yorumlanır ki kurbanlıklardan biri İbrahim'in oğlu İsmail'di. Öbürü de Muhammed'in babası Abdullah. Gelin görün ki bu işte bir terslik var gibi. İbrahim'in oğlu Tevrat'taki ve Kur'an'daki Efendi Tanrı için adanmışken Muhammed'in babası Abdullah Müslümanların put saydıkları Hubel için adanmıştı. Yani peygamberin babası bir put için kurban olarak adanmış ve bu adama putlara karşı gösterile gelmiş olan Muhammedçe de benimsenmiştir. Aslında bunda bir terslik yok. Put denen Hubel gerçekte el Baal anlamındadır. Yani Fenikelilerin en büyük ve ünlü tanrısı Baal. Mezopotamya'da ve Araplar içinde de son derece yaygın bir tapınma alanı bulan, tanınan Baal'ın anlamı da efendidir. Şu demek oluyor bu. Tevrat'ın ve Kur'an'ın tanrısı nasıl efendi niteliği taşıyorsa, Bunlara kaynaklık eden Baal da bu nitelikteydi. Demek ki babasının Baal'a yani Hubel'e kurban olarak adanmışlığını Muhammed'in benimsemesinde gerçekte bir terslik yok. Kendi tanrısıyla bu tanrı arasında bir fark olmadığı için. Peki Muhammed'in babasının kurban olarak adanması olayı nedir? Muhammed'in dedesi Abdülmuttalip, 10 tane oğlu olursa birini Tanrı'ya kurban edeceğini söyleyerek adakta bulunur sonra on oğlu olmuştur. Oğulları gelişme dönemine girince durumu onlara bildirir. Andım adamdır, içinizden birini kurban olarak keseceğim der. Hepsini Kabe'ye toplar, Hubel'in önüne götürür. On tane okun üzerine on oğlunun ismini yazar. Ve Muhammed'in babası Abdullah'ın isminin yazılı bulunduğu ok çıkar sonunda. Kurbanlık Abdullah'tır kurban yeri olan İsaf ve Naile adlı putların yanına götürülür. Abdülmuttalip bıçağı eline almıştır. Şakası yok, kesecek oğlunu. Ama sonunda kabilesinden bazı kişiler onu bu işten vazgeçirir. Bir takım öneriler geliştirirler. Sonunda devenin başına çorap örerler. Abdullah'ın yerine deve kurban edilir. Yine anlatıldığına göre Abdülmuttalib'in adağı zemzem kuyusunu kazma sırasında olmuş. Abdülmuttalip, kurbanlık oğlunu keseceği sırada kendisine, ''Tanrını razı et de oğlunun yerine deve kurban edilmesini kabul etsin.'' demişler. Sonra öyle olmuş ve adam yüz deve kurban ederek işin içinden kurtulmuş. Abdülmuttalib'in kurban olarak kestiği anlatılan yüz deveden söz edilince, Muhammed'in kestiği ve kestirdiği yüz deve akla geliyor ister istemez.'' Buhari'nin de yer verdiği bir hadise göre Muhammed, veda haccında yüz deve kurban olarak sunmuştu. Bunlardan büyük bir kesimini de kendi eliyle kesmişti. Kalanı damadı Ali'ye kestirmişti. Muhammed'in yüz deve kurban edebilmiş olması servetinin büyüklüğünü de ortaya koymakta. Yahudilerden elde ettiği ganimet olarak çokça ve çok önemli hurmalıkları da olan Muhammed çok da yoksul tanıtılmakta. Enes şunu anlatıyor. Bir arpa ekmeği ve bir bayat yağla peygambere vardım. Peygamberin zırhı da Medine'de bir Yahudiye rehin olarak verilmişti. Yani peygamber bu denli yoksuldu demek istenir ve Muhammed'in bu yoksulluğu cami cemaatlerine de anlatılarak inananlar ağlatılır. Kurban Bayramı kurbanın, kurbanlıkların bayramıdır ve en eski çağların tanrılara kurban geleneğini yansıtmaktadır. Kur'an Mucizeleri 12 Temmuz 1989 günü Sabah Gazetesi'nin arka sayfasında Profesör Doktor Cevat Babuna'dan bir haber. Bir Kur'an mucizesi daha başlıklı. Neymiş bu yeni Kur'an mucizesi? Profesör Doktor Cevat Babuna şöyle demiş. Biz 15 yıl öncesine kadar anne rahmindeki bebeğin kalp atışlarının 3 aydan sonra başladığını zannediyorduk. Ultrasonografinin uygulamasından sonra bebeğin kalp atışının gebeliğin 6. haftasında başladığını öğrendik. Bunu böyle söyleyebilecek bir başka bilim adamı yeryüzünde bulunabilir mi dersiniz? Bilimi, bilimin yansızlığını iman politikasına kaptırmamış, eritmemiş bir bilim adamı ciddi ciddi böyle söyleyebilir mi? Profesöre göre ana rahmindeki bebeğin kalp atışlarının gebeliğin 6. haftasında başladığı bilim dünyasında ancak 15 yıldan bu yana biliniyormuş. Peki Kur'an'da bebeğin ana rahminde kalp atışlarına bir değinme mi var? Bir açıklama mı var bu konuda? Hayır, kesinlikle yok. Zaten böyle bir şey olamaz. Ama bakın profesör babuna ne diyor? Kur'an'daki hadiste şöyle denilmektedir. Sizden her birinin yaratılışı 40 günde tamamlanır. Bu da 6 hafta eder. Babuna'nın söylediği yanlışlarla dolu olan bu sözü düzeltmeye neresinden başlamalı? Bir kez, Kur'an'daki hadis diye bir şey olmaz. Kur'an'da hadis yoktur. Ayraç içinde gösterilen Buhari ve Müslim, Kur'an'ın dışında hadis kitapları olan hadisçilerdir. Buhari ve Müslim'in yer verdiği hadis kitaplarında bu böyle anlatılır demek istiyor olmalı. Şimdi hadise bakalım. Kur'an mucizesi diye sunulan hadis aynen şöyle. Buhari'de, Sizin her birinizin yaratılışı ana karnında 40 günde tamamlanır. Sonra bir 40 gün daha geçip kan pıhtısı olur. Sonra bir 40 gün daha geçince bir çiğnem et olur. Sonra Tanrı bir melek gönderir. Dört kelimeyi yazmasını söyler ona. Amelini, rızkını, ecelini ve cehennemlik mi, cennetlik mi olacağını yaz der.'' sonra ana karnındaki ruha can üfrülür. Görülüyor ki hadise yani Muhammed'e göre bebeğin ana rahminde kan pıhtısı durumuna gelmesi için 2-40 gün yani 80 gün geçmesi gerekiyor. 120 gün sonra da bir çiğnem et durumuna geliyormuş. Bundan sonra gönderilen melek aracılığıyla dört şeyi, ameli, yani yaşarken hangi işleri yapacağı, kulluk görevini nasıl yapacağı, sonra rızkı yani dünyada eline geçecek yiyecekleri, mal varlığını, sonra eceli yani dünyada ne kadar yaşayacağını ve sonra da cennetlik mi cehennemlik mi olacağı yazılırmış. Ve bütün bunlardan sonra ruh yani can üfürülürmüş bebeğe. Yani aradan 120 gün geçtikten sonra bebeğin canlı duruma gelebileceği anlatılıyor. İşte Profesör Cevat Babuna'nın dayandığı hadiste bunlar var. Bunlar mı o sözünü ettiği buluşu ortaya koymakta? Bunlarda mı bilimsellik var? Bir de dayanılan ve hadise kaynak olan Kur'an ayetlerine bakalım. Bu ayetlerin Diyanet'in resmi çevirisindeki anlamı şöyle. Andolsun ki insanı süzme bir çamurdan yarattık. Sonra onu meni halinde sağlam bir yere yerleştirdik. Sonra nufteyi donmuş kana çevirdik. Donmuş kanı bir çiğnemlik et yaptık kemiklere de et giydirdik. Sonra onu başka bir yaratık yaptık. Yaratanların en güzeli olan Allah ne uludur. Müminun Suresi 12 14. ayetler. Gelin siz profesörün söylediği Kur'an mucizesini burada bulun. Bilim dürüstlüğünden sapmadan. Bilimle mucize bir arada olmaz. Mucize inancının var olduğu yerde bilim yoktur. Gazetenin bu haberi verdiği sayfanın bir köşesinde Mucize bir değil ki, başlıklı da bir yazı var. Cenin'in nasıl oluştuğuna ilişkin yine Kur'an mucizesinden söz ediliyor. Döllenmenin bilimsel biçimi ve açıklaması Kur'an'da varmış. Kur'an'ın neresinde var? Gösterilen bir ayette İnsan Suresinin ikinci ayeti. Ne deniyormuş bu ayette? Gerçekten biz insanı katışık nufteden yaratmışız deniyormuş. Bunda hangi bilimsel buluş var? İnsanın karışık meniden olduğu, oluştuğu, ilk çağların ilkellerinde bile bilinen bir anlatım biçimi. Kur'an'da şu da anlatılmakta. Tarık suresinin 5 ve 7. ayetlerinin Diyanet çevirisindeki manası şu şekilde. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. O, erkek ve kadının beli ile göğüsleri arasından atıla gelen bir sudan yaratılmıştır. İnsanın oluşmasına sebep olan su yani meni bel ve göğüslerin arasından geliyormuş. İşte bilimsellik ve işte mucize. Muhammed'in doktorluğu. Muhammed'in doktorluğu var. Buna hadis kitaplarında başlı başına bir ana bölüm ayrılmıştır. Adına da peygamberin doktorluğu, sağlık öğütleri, hastalıkları tedavileri, tedavi için gösterdiği yollar demek olan peygamberce tıp anlamında et tıp bün nebevi ya da tıp kitabı anlamında kitab tıp denilmiştir. Önce Muhammed'in hastalıklara nasıl baktığını görelim. Muhammed'in övdüğüne göre önemli olan Tanrı'nın takdiridir. İslam kelamındaki genel inanç doğrultusunda Tanrı'nın takdir ettiği değişmez. Söz konusu olan bulaşıcı hastalıklar mı? La adva yani hastalığın bulaşması olmaz ya da bulaşıcı hastalık diye bir şey yoktur. Bakınız Buhari Kitab-ı Tıp 19-25-43-46 Tecrit Hadisno 1927 Müslim Kitab-ı Selam 111-116 Hadisno 2224 ve 2225 Bu hadisin açıklamasında Kamil Miras Tanrı'nın takdirini düşünmeden hastalığın bulaşıcı olabileceğine ilişkin inancın cehalet döneminde yani İslam öncesi dönemde bulunduğunu açıklıyor. Buhari'nin de yer verdiği hadiste Muhammed'in hastalıkta bulaşma olmaz sözü üzerine bir köylü Arap'ın karşı çıktığı ve Muhammed'le bu Arap arasında şöyle bir tartışma olduğu anlatılmaktı. Bulaşıcı hastalık diye bir şey yoktur. Nasıl olmaz ey Tanrı elçisi? Bulaşıcı hastalık diye bir şey yoksa benim kumluktaki develerime ne oldu? Birer geyik gibi güzel ve sağlıklıydılar. Sonra uyuz develer katıldı aralarına ve develerimi de uyuz ettiler. Ya ilk uyuz deveye hastalık nereden geçti? Kim geçirdi? Muhammed Köylü araba, ya ilk uyuz deveye hastalığı kim geçirdi derken ne demek istiyordu? Kamil Miras şu karşılığı vermekte İlk uyuz hastalığına tutulan devenin bu hastalığının başkasından, başka bir yerden geçmediği Allah'ın takdiriyle olduğu kuşkusuz. Senin develerine uyuz geçmesi de Yüce Allah'ın takdiriyledir. Resulullah böyle demek istemiştir. Hadisi çeviren Kamil Miras zorlamalı bir yorumla tıp gerçekleri karşısında durumu kurtarmaya çabalıyor. Gerçekte Muhammed'in şunu demek istediği belli. Senin develerine uyuz hastalığı başka develerden geçmiş olamaz. Öyle olsa bu hastalığın ilk görüldüğü develere nereden geçtiğini açıklayamazsın. Demek ki hastalık bulaşmayla filan değil, Tanrı'nın takdiriyle olmuştur. Muhammed'in hastalıklı deve, sağlıklı devenin yanına sakın yaklaştırılmasın dediği de aktarılmakta. Buradaki çelişki hadisi aktaran Ebu Hureyre'ye anımsatıldığı zaman Ebu Hureyre'nin şaşırdığı, kızardığı, bocaladığı ve anlaşılmaz sözler söylediği hadis kaynaklarında aynı yerde aktarılmaktadır. Muhammed'in arslandan kaçar gibi cüzdamlıdan kaç dediği de aktarılmakta. Buradaki çelişkiyi giderme çabası da görülür yorumcularda. Muhammed böyle bir şey söylemişse cüzdamdan, cüzdamlıdan çok ürkmüş olmalı. Korkunçluğu çok eskilerden sürüp geldiği için… Ama ne olursa olsun Muhammed'in la adva yani hastalık bulaşması diye bir şey yok dediği bir gerçek. Çünkü bu Ebu Hureyre'den başka sahabilerden de aktarılıyor. Enes ve Cabir gibi. Sonuç olarak Muhammed'in hastalığa bakışı en başta Tanrı'nın takdiri açısından hastalık bulaşması diye bir şey yok ya da bulaşıcı hastalık yok demesi de bundan. Muhammed'in hastalıkları nasıl tedavi ettiğini ve ettirdiğini görelim. Üfürükle tedavi Hadislere göre Muhammed bu yöntemle kırıkları, yaraları, kılıç yaralarını bile tedavi ediyordu. Yani okuyup üfleyerek. Ekva oğlu Seleme Hayber'de bacağından vurulur. Muhammed'e gelir. Muhammed üç nefes eder. Yani okuyup üç kez üfler. Seleme'nin sorunu, ağrısı, acısı kalmamıştır. Muhammed'in birçoklarını tükürükle tedavi ettiği anlatılmakta. Böyle tedavi ettikleri arasında damadı Ali de bulunmakta. Muhammed, Ali nerede diye sorar. Sahabe, gözleri ağrıyor, hasta diye cevap verir. Muhammed bana gelsin der. Bu konuşmadan sonra Ali Muhammed'e gider ve Muhammed Ali'nin gözlerine tükürür, tedavi eder. Hadiste aynen şu anlamdaki sözler yer almaktadır. Peygamber Ali'nin gözlerine tükürdü ve gözler hemen orada iyileşti. Öylesine ki gözlerde hiç ağrı bulunmamış gibiydi. Ali'nin gözlerinin tedavisinde görüldüğü gibi pek çok olayda bu tükürüklü üfürük yöntemi uygulanırdı. İlkellerde de bu tedavi yöntemi çok geçerli ve yaygındır. Profesör Doktor Veys Örnek şunları yazar. Tükürük ilkellerde hastalık tedavisinde kullanılır tüküren kimsenin mistik ve majik gücünü karşısındakine geçirdiğine inanılır. Hadislerde bu tedavi yönteminin pek çok olayda kullanıldığı anlatılmakta. Yüzünde sarılık belirtisi görülen bir kız görür Muhammed. Hemen buyurur. Bu kızcağızı okutup üfletin çünkü buna nazar değmiştir. Muhammed'in karılarından Ayşe anlatıyor. Peygamber göz değmesine karşı okuyup üfürmeyi buyurdu. Malikoğlu Enes anlatıyor. Peygamber böcek, akrep, yılan zehirlenmelerinde ve kulak ağrısında tedavi için okuyup üflemeye izin verdi. Aynı şeyi Ayşe de anlatıyor. Hadislerde anlatıldığına göre Ebu Said ve Peygamber'in öteki arkadaşlarından bir kalabalık bir kesim yeri ele geçirmek için yola çıkar. Yolları bir kabileye düşer. Kabile başkanını akrep sokmuştur. Peygamber'in arkadaşlarına başvurulur. Tedavi için bir şey bilen olup olmadığı sorulur. Ebu Said atılıp başkanı tedavi edebileceğini söyler. Ücret pazarlığından sonra tedaviye başlar. Fatiha suresini okuyup üfler. Başkan kurtulmuştur. Ücret bir sürü koyun. Yani akrep zehrini okumayla, üfürükle tedavi etmenin karşılığı bir sürü koyun. Bu arada sürünün Ebu Said ve arkadaşları arasında bölüştürülmesi söz konusu olunca sorun çıkar. Çözüm için peygambere getirilir konu. Olay ve tedavi anlatılır. Alınan ücrette. Bunun üzerine Muhammed'in verdiği karşılık şu olur. Çok iyi etmişsiniz. Koyunları şimdi paylaştırın ve benim payımı da unutmayın. Kaynak Buhari Es-Sahih Kitab-ı Tıp Tecrit Hadisno 1031 Vücudun ağrıyan, acıyan yerine el sürerek okunur, üflenir. Muhammed böyle yapardı hastalarına. Muhammed'in karılarından Ayşe anlatıyor. Hastaya peygamber şunu diyerek tedavi ederdi. Kimimizin tükürüğüyle yöremizin toprağıdır bu. Efendimizin izniyle hastamız bununla iyileşir. Ayşe, Muhammed'in başlangıçta Bismillah dediğini de anlatır. Ve bu hadisin açıklaması şöyle yapılır. Peygamber tükürüğünden işaret parmağına bulaştırır ve bu parmağı toprağa sürerdi. Tükürüklü ve topraklı parmağıyla da hastayı sıvazlayıp parmağını hastanın hastalıklı yerinde gezdirirdi. Yine Ayşe anlatıyor. Bizden bir insan hastalığından şikayette bulunduğunda Peygamber eliyle hastalıklı yere dokunurdu. Elini ağrıyan, acıyan yer üzerinde gezdirip okşardı. Yukarıdaki ve daha birçok hadislerde anlatıldığına göre Muhammed tükürüklü ya da tükürüksüz üfürükle tedavi ederken değişik şeyler mırıldanır ve elini hasta üzerinde gezdirirdi. Din etnolojisi alanındaki inceleme ve araştırmalar ortaya koymuştur ki ilkellerde de bu tedavi yöntemi vardır. O nedenle ilkellerde büyücü aynı zamanda hastalara bakan bir tür doktordur. Ebul Asoğlu Osman anlatıyor. Bu Osman'da bir ağrı bir acı vardır. Gelip Muhammed'e anlatır derdini. Muhammed de hemen şunu söyler. Elini vücudunun o ağrıyan yerine koy ve şunları oku. Üç kez Bismillah, yedi kez de başka bir dua. Okuyup üfle. Temim kabilesinden Saltoğlu Harice'nin amcası İlaka yeni Müslüman olmuştur. Müslüman olup Muhammed'in yanından ayrıldıktan sonra yolu bir kabileye düşer. Bu kabilede demir zincire vurulup bağlanmış bir deli vardır. Ailesi yeni Müslüman olmuş ilakayla konuşur. Duyduğumuza göre sizin sahibiniz Muhammed, Tanrı'dan yararlı şeyler getirmiş. Sen de onun arkadaşı olduğuna göre bu hastamızı iyiliğe kavuşturacak bir şey biliyor musun? Yeni Müslüman nasılsa öğrendiği Fatiha suresini okuyup üfler zincirle bağlı olan deli iyileşir ve yeni Müslüman ilaka tedavinin karşılığında delinin ailesinden yüz koyun alır. Muhammed'e geldiğinde olayı anlatır. Muhammed'le şöyle konuşurlar. O deliyi tedavi ederken Fatiha'dan başka bir şey okumadın değil mi? Hayır, okumadım. Canım üstüne ant içerek söylerim ki sen öyle başkaları gibi batıl bir tedavinin karşılığını alıp yemiyorsun hak olan bir üfürükle tedavinin karşılığını alıp yiyorsun. Yani üfürüğün karşılığında aldığın yüz koyun sana helaldir. Bu hadise Ebu Davud'un süneni ve Ahmet İbni Hanbel'in müsnedi yer vermiştir. Hadislerde üfürük tedavi yöntemi olarak yer aldığı gibi hastalıklara, tehlikelere karşı koruyucu olarak da yer alır. Örneğin yılan akrep sokmalarına karşı bir önlem diye öğütlenir. Akrep sokmuş. Zehirlenmiş olan birinin başvurduğu Muhammed şunları söyler: "Sen yatarken şunları okuyup üflemiş olsaydın akrep seni sokmayacaktı. Soksa da zarar veremeyecekti." Bir hadiste de bir temizlik örneği ve önemli bir önlem aktarılmakta. Hadis şöyle: "Herhangi birinizin yiyecek kabına bir sinek düşerse sineğin tümünü kaba iyice batırsın. Çünkü sineğin bir kanadında zehir Öbür kanadında pan zehir vardır. Muhammed'e göre kadın uğursuzdur. Kitap dergisinin mayıs 89 sayısında Peygambere göre kadın uğursuzluk mu? başlıklı bir yazı yayımlandı. Yazan Ali Bulaç. Bulaç bu yazısında Profesör Doktor İlhan Arsel'in Şeriat ve Kadın adlı kitabını eleştiriye koyulmuş. Arsel'in kitabı şimdiye dek yazdığı kitaplar gibi son derece değerli titiz bir inceleme ve araştırma ürünü. Sağlam, dürüst bir bilim adamının değerlendirmesi olarak ele alınanların hepsi sağlam kaynaklara dayalı. Yürekli, daha güzel bir dünya hazırlanmasına yönelik, ışık tutucu, örnek bir çalışma. Kitap, yüzyılımızın kitabı olacak nitelikte. Kadın hakları yönünden özellikle. Buna karşılık Ali Bulaç'ın yazısı, eleştiri olmaktan tümüyle uzak. Bulaç, İslam'ın kendi uzmanlarının üzerinde birleştikleri noktalara, kurallara bile ters şeyler yazıp dökmüş. Öyle anlaşılıyor ki imanları okşama çabasını gösterirken konuları da bilmiyor. Yani yeterince bilmiyor. Örneğin bir tefsir usulü uzmanı değil, bir hadis usulü uzmanı değil, bir fıkıh usulü uzmanı değil. Bir örnek. Ali bulaç atın, evin ve bir de kadının uğursuz olduğunu anlatan hadisi ele alır. Ki Arsel'in kitabında üzerinde durduğu hadislerden yalnızca biridir bu. Ve bilgiçliğe girişirken önce şöyle bir soru soruyor. Buhari ve Müslim gibi iki hadis kaynağında ve diğer muteber hadis kitaplarında bu sözün yer almasını nasıl açıklayacağız? Sonra, ''Buysa cevabı kolay bir sorudur.'' diyor. Uzmanlarına göre ciddiye alınmayacak bir sürü deli saçmasını bir yana bırakırsak ileri sürdükleri yani cevabının özeti şudur. Buhari ve Müslim'in kitaplarına yazdıkları bir hadis bunlara göre bir hadis olabilir de cerh ve tadil adlı bilim dalına göre bir başkasınca hadis olmayabilir. Senedi sahih olan bir hadisin metni sahih olmayabilir. Bir sözün hadis olup olmadığını anlamak için Kur'anla ve öteki hadislerle karşılaştırılması gerekir. Bunlara uyarsa hadistir, uymazsa değildir. Bulaç, hadis uzmanları önünde gerçekten gülünç duruma düşüyor. 1. Buhari ve Müslim'in es sahihlerinde yer verdikleri hadislerin tümü sahih yani sağlam kabul edilmiştir. Kitapları Kur'an'dan sonra en sağlam kitaplar sayılmıştır İslam dünyasında. Birlikte yer verdikleri hadislerin sahihlik derecesi de en üstün derece, 7 derecenin birincisi olarak belirlenmiştir. Arsel'in kitabında yer verdiği hadislerden biri olan atta, evde ve kadında uğursuzluk bulan hadis de bunlardan olduğuna göre sağlamlığı tartışılamaz. Tartışması Müslümanım diyenlerce ve uzmanlarca yapılamaz. 2. Tüm hadis uzmanlarınca benimsenen ölçüye göre bir hadise sağlam deniyorsa senedi de metni de sağlamdır. Sağlamlık için de üç koşul vardır. Adalet yani güvenilirlik, sonra zapt yani yazıya ya da belleğe geçirmedeki sağlamlık ve sonra ittisal yani zincirin halkalarının peygambere değin kesintisiz ulaşması. 3. Bir sözün hadis olup olmadığını anlamak için bir başka hadislerle ya da Kur'an'la karşılaştırma yapmak gerektiği yolundaki sav çağdaş Müslümanlara biraz sevimli gelebilir ama bu savın uzmanlarca bir değeri yoktur hele Ali Bulaç gibi mukallit sayılması gerekenler yönünden sözü bile edilmemelidir. 4. Aklın geçerli kurallarına gelince, bu kurallarla karşılaştırma yapmak gerektiği yolundaki savda, çağdaş görünümlü Müslümanlarca sevimli bulunur. Ama bunun da hadis uzmanlarınca bir değeri yoktur. Kaldı ki aklın kime göre geçerli olan kurallarından söz ediliyor, İslam'a, Molla'ya göre geçerli olanlarından mı? imanla gölgelenmiş ve bozulmamış olan akıl ve bilim ilkelerini benimsemiş olanlara göre geçerli olandan mı? Nedenli çabalanırsa çabalansın, örtülmeyecek bir gerçektir ki, ne İslam ne de bir başka din, bozulmamış insan aklı ve bilimle bağdaşmakta. Tanrı anlayışı, melek, cin, gökten inme kitap, peygamberlik, kader, ahiret, cennet, cehennem, bunlardan hangisi insan aklı ve bilimle bağdaşabilir?'' Ali Bulaç, İslam'ın kadına üstün haklar verdiğini yazıyor. İslam'ın hangi kaynağıyla veriliyor bu haklar? Kur'an'la mı? Bakara suresinin erkeklerin kadınlar aleyhine dereceleri vardır diyen 228. ayetiyle mi? İslam uzmanlarının ve Kur'an yorumcularının kendileri bu ayetle akılda, dinde, mirasta, imamlıkta, kadınlıkta, tanıklıkta, evlilikte, boşanmada, ganimette ve daha birçok konuda kadının erkekten daha aşağı derecede olduğunun anlatıldığını belirtiyor. En ilkel hukuk sisteminde bile suç işlenmeden ceza verilmezken kendisine daha baş kaldırmamış ama baş kaldıracağı kuşkusunu taşıyan kocayı karısını dövmeye çağıran Nisa suresinin 34. ayetiyle mi veriliyor? Yoksa kadını aşağılayan hadislerle mi? Değerli Arsel bu hadisleri kaynaklarıyla çok güzel bir şekilde göz önüne sermiştir. İnandırmak için Kuran'ın Tanrısının antiçmeleri. Kuran'ın Tanrısı ile Tevratın Tanrısının birçok benzerlikleri vardır. Örneğin ikisininki de Efendidir. Tevrat'ınki bu niteliğini Efendi köle ilişkisinin çok geliştiği Fenikelilerin Efendi anlamına gelen bağallarından almıştır. Yunanlıların yine Efendi anlamına gelen Adonisleri de aynı kaynaktan gelmedir. Bağal Kuranda hem put olarak geçer hem de efendi, koca anlamında. İkisininki de kraldır. Kur'an'da Tanrı'ya kral anlamında beş yerde melik denir. Nas suresindeki deyim çok ilginç. Melikün Nas, yani insanların kralı. Tanrı'ya uygun görülen niteliklerden biri de bu. İkisininki de kullarına sırasında acır, ödüller verir. Ama sırasında da çok öfkelenir. Başlara türlü ve tüyler ürpertici belalar gönderir ayrıca da cehennemde yakacaktır. Kur'an'da Tanrı'nın bir adı da Zünkam'dır, yani öç alıcı. Daha başka ortak nitelikler de sıralanabilir. Ama az da olsa ortak olmayan nitelikleri de var. Bunların başında da Kur'an'daki Tanrı'nın çok and olması gelir. İnandırmak için çok and Tam Araplara özgü biçimde. Yorumlarda da Arap geleneğine bağlanıyor. Ve pek çok şey üstüne ant içer. 1. Kendi üstüne ant içer. Feve Rabbike yani senin efendine, Tanrına ant içerim ki der. Doğuların ve batıların efendisine, Tanrısına ant içerim ki der. Tallahi yani Tanrı üstüne ant içerim ki der. 2. Peygamberin üstüne ant içer. Le amruke yani ey Muhammed senin yaşamın üstüne ant içerim ki der. 3. Kur'an üstüne ant içer vel Kur'ani yani Kur'an üstüne ant içerim ki ya da vel kitabi yani kitap üstüne ant içerim ki. 4. Göğe, gök cisimlerine, gök olaylarına ant içer. Burçları olan göğe ant içerim ki. Göğe ve yapanına ant içerim ki. Göğe ve gece ortaya çıkana ant içerim ki. Gece ortaya çıkan nedir bilir misin? O, cinlere, şeytanlara taş olarak atıldığında delip geçen bir yıldızdır. Güneşe ve ışığına, onu izlerken aya, onu açığa vururken gündüze, onu bürüyen geceye and içerim ki. Geri dönüp yuvalarına gidenlere, kararmaya yüz tutarken geceye, soluklandığında sabaha and içerim ki. Hayır, tan yeri ağarmasına, geceye ve bürüyüp basan karanlığa, dolunay durumundayken aya and içerim ki. Hayır, Yıldızların yerlerine and içerim ki ve and olsun ki bilseniz bu büyük bir and içmedir. Tanrı yıldızların yerlerine and içmenin nedenli büyük bir ant olduğunu belirtiyor hem de and içerek belirtiyor. Sabaha, on geceye, çifte, teke ve gelip geçerken geceye and içerim ki Kur'an'daki aklın bugün bilinen türden bir akıl olmadığı bu ayetlerden de çok güzel anlaşılıyor aynı şeyler üzerine ant içmeler sürüp gidiyor. Yer, yani dünya üzerine ant içer. Vel ardi ve ma daha, yani yere ve onu yayıp dümdüz yapana ant içerim ki. Bu ayete göre dünya yuvarlak değil, serilen bir şey gibi dümdüz. 6. Ve daha başka şeylere, sayılmayacak kadar çok şeye ant içer. Tuğra, yani kutsal dağa, Tanrı'nın üzerine ant içtiği dağ, Tevrat'taki Sina dağıdır. Musa'nın on buyruğu bu dağda aldığı bildirilir. Kıyamete, yele, yağmur yüklü buluta, gemiye, meleğe, düşman üzerine sürülen atlara, denize, Muhammed'in doğum yerine, doğum sahibine, ona, buna, incire, zeytine, kısacası her şeye ant içer. Gördüğünüz ve görmediğiniz şeylere ant içerim ki Kur'an'daki Tanrı bunca şey üzerine and içerken insanları belirli şeylere inandırmak ister. Öfkelendiği kimselerin başlarına neler getirebileceğine, kıyamete, kendisine inanmayan ve karşı gelenlerden nasıl öç alacağına, korkunç cehennem ateşinde nasıl yakarak cezalandıracağına, evet, bunlara inandırmaya çabalar.